Avrupa Birliği yetkilileri insan tacirlerine savaş açtı. Lüksemburg'da bir araya gelen 28 Avrupa ülkesinin dışişleri bakanları Akdeniz'de göçmen kaçakçılığına karşı mücadele etmek için oy birliğiyle resmi olarak deniz operasyonu başlattı. Söz konusu operasyon ilk aşamada kaçakçılık ağlarını takip etmekle sınırlı kalacak. Açık olmama izin verin. Burada hedef göçmenler değil. Burada hedef sıklıkla göçmenlerin ölümünden ve onların üzerinden para kazanan insan tacirleri. Bu sadece hayat kurtarmak için çabalarımızın bir parçası. NAVFOR MED olarak adlandırılan bu operasyon kapsamında ilk aşamada yaklaşık 1000 kişi görev alacak. Emirlerinde ise 5 savaş gemisi, 2 denizaltı, 3 deniz karakol uçağı, 3 helikopter ve 2 uçak bulunacak. NAVFOR güçleri Libya kıyılarındaki insan tacirleri tarafından kullanılan tekne ve gemileri ele geçirmek ve imha etmekle görevlendirilecek. Ancak bunun için BM Güvenlik Konseyi'nin yeşil ışık yakması ve aynı zamanda Libya'nın da onayı gerekiyor. İç savaşta olan Libya için durum oldukça zor görünüyor. Ülkedeki iki rakip hükümet BM himayesinde görüşmelere başladı. Avrupa Birliği iki hükümetin ortak kararla söz konusu operasyona onay vermesini umut ediyor. İnsan tacirleri ülkedeki kaostan yararlanarak büyük ölçüde kar elde ediyor. Libya ve Sahraaltı Afrikalılar başta olmak üzere insan tacirleri yaklaşık 300 binden fazla göçmeni Avrupa'ya getirme ümidiyle kandırıyor. NAVFOR MED projesi 19 Nisan 2015'te Sicilya kıyılarında yaklaşık 900 kaçak göçmenin ölümünden sonra Nisan ayında başlatılmıştı. AB ülkeleri mülteci akınına karşı kurtarma operasyonları için bütçelerini 3'e katlamış, İtalya'da Triton, Yunanistan'da ise Poseidon operasyonları başlatılmıştı. Uluslararası Göç Örgütü'ne göre 100 binden fazla kaçak göçmen Ocak ayından bu yana Akdeniz'den Avrupa'ya geçti. Bunların arasında yaklaşık 2000'i ise mavi sularda yaşama veda etti. Ancak Avrupalı ülkelerin göçmenlerin farklı ülkelere eşit dağılımı hakkındaki tedirginliği sürüyor.